Hocam burası yaklaşık 15 yıldan beri Gaziantep'te aktif. İlk 5 yılımızı biz gezici olarak okullarda, sergi alanlarında bunu yaptık. Sonra biz bunu gezici halden sabitleştirmeye çalıştık. Bunu en güzel şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Biz burada paranın evrim teorisini araştırıyoruz. Eğer paraya bilimsel bir gözle bakmayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, gelecek nesile anlatmaya çalışıyoruz. Nacizane fikrimiz bizim bu. Parada insanların ruhu gizlidir, parada eğitim gizlidir, parada mimarlık, desinatörlük, kimya, iktisat, işletme, sanat tarihi. Parada neyi görmek istiyorsan illaki para mevcuttur. Ya yani parada her şeyi görebilirsiniz. İşte paranın üzerinde bizim ilk paralarımızda tarım vardır, sanayi devrimi vardır, tarım devrimi vardır, endüstri devrimi vardır. Yani paranın hikayesi çok geniştir. Tabii bizim burada yeterince anlatabiliyormuş, tabii ki anlatamıyoruz. İnşallah biz bunu üniversitelerden destek bekleyip bunu araştırmak için öğrenci bekliyoruz biz. Yurt dışından itibaren ben bunu Hollanda'dan Gaziantep'e hediye getirdim. Hediyem de yerini buldu mu? Buldu. Ve hediye Gaziantep'i açtı, Türkiye'ye, dünyaya mal oldu şu anda. Ayrıca para uluslararası ilişkilerde de köprü görev görüyor. Burasının müzenin kuruluş aşaması 30 yılını başladı. Tabii önce bir amatör şekilde başladık. Hala amatör şekilde devam ediyor çünkü biz bunu bilmiyoruz. Bunun için akademik çalışma gerekiyor. 30 yılını aşırdı bu şimdilik. Bu müzede bu şekilde meydana geldi. Kesinlikle Hollanda'da biriktirdim. Gaziantep'e söylediğim gibi hediye getirdim. İyi ki de getirmişim. Şu anda Gaziantep başta olmak üzere müfredata da alındı. Bakanlık tarafından şu anda Milli Eğitim Müfredatı'nda bunlar mevcuttur. Numizmatik bilim dalı artık öğrencilerimize öğretiliyor. Ülkeye dediğin zaman ülke 200'ün devletin üzerinde ülkeye ait para var. Tabii ki yıkılmış ülkeler mesela eski Sovyetler Birliği, Osmanlı Devleti, Çarlık Rusyası, eski Yugoslavya, bazı ülkeler yıkıldı, bazı da yeni kuruldu. Mesela Avrupa Birliği'nin daha önce farklı paraları vardı. Şu anda bir çatı altında toplandılar. Biz de bilmiyoruz artık koleksiyonumuzda ne olduğunu. Aldığımızı koyuyoruz bir kenara. Gelecek nesiller için biz bunu taşımaya çalışıp en kısa zamanda da bunun vakfını kurmayı planlıyoruz. 4 tane yakın keş paramız var.